Long Drive'den hepinize merhaba arkadaşlar. Tamamen otistik bir video ile karşınızdayım. Neden otistik? Şimdi göreceksiniz zaten neden otistik olduğunu. İlk önce şuraya bir girelim. Şurada neler varmış, neler yokmuş bir bakalım, çıkalım. Daha sonrasında birazcık yolculuk yaptıktan sonra kısa bir video olacak bu da. Birazcık bir yolculuk yaptıktan sonra vedamızı ederiz. Şöyle bir patlatalım abi. İçinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Abi hiçbir bok çıkmadığına göre. Burada da bir de dedektör varmış. Bu dedektör neye yarıyor? Evet, tabi. Neden olmasın ya? Metal buluyormuş. Evet, metal buluyor arkadaşlar. Ne var bunun içinde? Bu boşmuş. Tamam. Hiçbir boka yaramayın amaçsız bir şey yaşıyor. Yani anlatamam ya. Neyse kaldıralım atalım. Evet arkadaşlar şimdi karşımızda ne var? Bu ne lan? Gaming kanalist. Tabi anladım. Karşımızda arkadaşlar Playmoto'nun aracı var. Ve motorun gerçek sahibi arkadaşlar bu araç. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama. Bu motor bu araca ait ve bu araç görüp görebileceğiniz en salak araçlardan bir tanesi oyundaki. Ama güzel yani yeterli yeterli. Şöyle baksana kapısına bak. Otistik bir kapısı var bak. Bak bu kapıya bak. Bir de buna bak. Bak. Of. Bu tamam bu kendi kapısı. Bunu sonradan... Evet, devam. Teneke sesi çıkıyor arkadaşlar kapıdan. Böyle de bir senfoni yapmak istedim sizlere. Güneş mi batıyor ya? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Güneş mi batıyor? Ha, neyse güneş batıyormuş arkadaşlar. Aracımızı şöyle bir çalıştıralım. Aracımız çalışması lazım. Arka. Oğlum araba niye çalışmıyor? Tamam. Çalışıyormuş şu anda. İmdatımızı da saldık. Ama gitmiyor. Tabii öyle bir durum var. Niye gitmediğini de söyleyeyim. Altındaki lastikler normalde bunun olmadığı için, ben buna hayvani bir lastik taktığım için lastikleri birlikte motor kaldıramıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bu motor bu arabanın kendi motoru değil mi? Evet. Ama arabayı dahi götüremiyor. Öyle bir durum var. Yani motor bu arabanın ama motor kendinden geçmiş. Artık çok mu yoruldu? Ne oldu bilmiyorum. Kaç videodur benimle lan bu motor. Vay amına koyayım. Böyle enteresan bir şey. Motorla beraber bir şey yaşadık. Oyun sonunu görmeye çalışıyoruz galiba. Motor da bizimle beraber 5000 kilometreyi görmeye çalışıyor. Ama yani şöyle bir şey var. İlerleyen bölümlerde belki artık bu motoru da bırakırım. Gidip oradan bir kendime motor falan alıp motorla beraber gideriz. Hiç bilmiyorum. Dediğim gibi kısa bir video olacak. Böyle bu Playmot Prenses'le birlikte yolculuğumuzu gerçekleştirelim birazcık da. Yani böyle bir kısa bir video olsun istedim. Hangi araçla gittiğimi görün. Çünkü biliyorsunuz bir önceki videoda bir sarı bir tane bok rengi bir arabamız vardı bizim. Onu bulmuştuk. Ama o araç ne yazık ki pek bize yaramadı. Çünkü yolda durmuyordu biliyorsunuz. O arabanın motoruyla alakalı bir şey de değil o. Lastikleriyle alakalı bir şeydi. Lastik değiştirdim. Ben ona büyük yanaklı lastik falan taktım. Birazcık toplamıştı gidişini ama. Uzun yola baktığım zaman ise... Yani uzun gidemiyorsun. Yüzü bile geçtikten sonra arabayı kontrol edemiyordun. Onun için dedim ki sen bir dur. Sen bir dur. Yolda giderken bunu buldum. Bu otistik aracı buldum. Dedim ki ben bu otistikle devam edeceğim bu yolu. Ondan sonra bunu da bu şekilde almış olduk. Bak arabayı birinci vitese atıyorum durmuyor. Bak 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 roket gibi gidiyor bak. 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 Dur artık dur artık dur artık. Dur artık uyuyacağım dur. Araba kendi kendine gidiyor ki bak yavaş yavaş kayıyoruz bak. Bak aşağı doğru yavaş yavaş kayıyoruz bak. 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 Abi otistik bir araba ya. Otistik bir araba. Duruşa bak şundaki ya. Şundaki duruşa bak ya. Öyle birinci vitesimizi alalım. Vurdurarak çalışacağım arkadaşlar arabayı. Vurdurdum gördünüz mü? Of. İşte. Vurdurarak çalıştırmak böyle oluyor. Devam. Gerçekte de arabayı vurdurarak çalıştırmak istiyorsanız arkadaşlar aracı ikinci vitese falan çekin rampa aşağı ya da ikinci vites daha uygun olabilir. Hemen hızlıca çalıştırmak istiyorsanız ama birinci vites de olabilir fark etmez. Rampa ise ikinci vitese alın arabayı. Rampa aşağı böyle hafif dikleyin bırakın hafif birazcık hızlandıktan sonra debriyajdan ayağınızı çekin. Kontak açık olsun ama. Kontak açık olacak. Debriyajdan ayağınızı çekin araba bir anda çalışıyor zaten. Ondan sonra kontrol edeceksiniz ama tabii. Evet. Tabi arabanın farları falan fırladı şu anda. Aynen. Tabi. Evet. Çok güzel. Harika oldu. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Arabadan mükemmel bir atlayış. Çok harika oldu bu.
Farım nerede? Farım da yok. Çok da umurumda değil. Yapıştır. Eskiden farm vardı hocam. Eskiden farm vardı hocam. Yani arabadan, yani düşün, arabayı o kadar benimsemiyorum ki şu an hiç umurumda bile değil. Oyunun artık sonuna gitmek istiyorum ya. Sonuna gitmek istiyorum. 1500 kilometrelik bir yolumuz kaldı bu arada aşağı yukarı. 1500 kilometre sonra oyunun sonuna gelmiş olacağız. Onun için artık yıldım yani. Bir an önce bitsin şu oyun da. Bir öyle diyeyim ki, otistik oyundan kurtuldum ya. Otistik, Allah belasını versin diyeyim şöyle. Öyle bir rahat rahat nefes alalım. Hayatımızdan The Long Drive'ı çıkarmayalım ya. Böyle bir şey olmaz. Bir geri düşündüm de bunun geri geliş muhabbetine falan girersek bu yolu bitiremeyiz biz ya. Bitmez abi bu. Yok ya. Çekilecek dert değil. Bak ben size diyeyim. 5000 kilometreye bir daha geri gelemezsin ya. Aklıma ben peynir ekmekle... Evet. Evet doğru. Arabada far olmadığından önümü göremiyorum şu an. Üçüncü vites fullledim. Gazı o şekilde gidiyorum. Bir yere vurduğumuz zaman pert oluruz. Onu da söyleyeyim. Şöyle kaza falan yapacak olduğumuzda şöyle basayım da save alayım. Ölmeyelim. Onu söyleyeyim. Save aldıktan sonra böyle ESC basınca araba biliyorsunuz yavaşça bir yere dokunuyordu. Öyle bir durum söz konusu. Ay. Şöyle ESC'ye devamlı spamlarsak arabayı düzgünce yere bırakabiliriz. Ama tabi lastik gruptan ayrıldığı için şu anda gidemiyoruz galiba. Lastik orada ne yapıyor ya? Arabanın tampon niye burada? Lastiği bize kadar gidebilir miyiz acaba araba? Bence yaparsın. Bak bak gaz kesiyor bak bak. Bak otistik araba ya. Bak gaz kesiyor araba. Otistik araba ya. Tamamen otistik ya. Öyle bir hızlanabilirim. Şuradaki ne lan? Taşmış. Lastik burada arkadaşlar. Lastiği burada düşürmüşüm. Bagajı görüyor musun? O sportik bagaj arkadaşlar. Kimin arabasında böyle sportik bagaj var? Kimse de olamaz zaten. Ancak benim arabamda olur. Şöyle boşa alalım arabamızı. Şöyle aracımızdan bir inelim. Bunu bir şuraya bir sokalım abi. Hızlıca. Tamam soktuk. Ne kadar yakıt var? Tamam 68 litre bir yakıtımız var. Gazla gidiyor zaten arkadaşlar. Bu da gaz bulmuştum buna. Depoyu doldurduk. Arabanın arkasında da 10 litre daha var. Yani yolda hiçbir şekilde kalmayız. Bir tane otobüs bulup otobüsle mi gitsek? Ne yapsak ya? He? Ben bir tane otobüs bulayım. Şöyle lastikleri de ona takayım. Bence bir otobüs. Otobüsle gidilir hocam. Yalnız hava niye karardı? Aa, oğlum görmüyorum hiçbir şey. Önüm görmüyorum ki. Işık yok. Arabanın farları yok. Hani bu birazcık otistik bir araç olduğu için gidemiyoruz. Yani görmüş olduğunuz üzere benim o pick-up'ım olsaydı şu anda 500 kilometre yol daha gittiydim. 1000 kilometre yol kaldıydı. Tabii. O mükemmel bir araç o ya. Benim kamyonum mükemmel bir araç çekicim. Zaten bu yolu full geri dönersem öyle bir plan yaparsak bu oyunu tekrar... Bir şey diyeceğim ben geri gidiyorum. Oğlum ben niye geri gidiyorum? Tövbe estağfurullah ya. Tam ileri git. Oğlum ileri gitmem gerekirken ben niye geri gidiyorum ya? Ben hep mi geri gidiyordum lan videonun başından beri? Yok canım tamam az önce kaza yaptık ya. Burada benim... Neyse devam arkadaşlar devam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İleri geri böyle şey yapıyoruz. Mesafe yapıyoruz. Yol yapıyoruz. Bak işte bak aynı yerden bir daha geçiyoruz. Gördün mü? Paranoya işte bu. Tamamen paranoya. Bak burası niye karanlık lan? Önümü görmüyorum ki ben burada. Ben burada önümü görmüyorum ki. Oğlum bura gerçekten çok kötü lan. Hiçbir şey görmüyorum ben şu an. Yolu da görmüyorum. Ama iyi gidiyor ha. Şu an bayağı iyi gidiyor. Frene basınca çıldırıyor yalnız araba. Öyle bir durum da söz konusu tabii. Frene basmadan gitmen gerekiyor. ...5000 kilometre ileri geri yaparak hallediyoruz. Sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında arkadaşlar. Birazdan bir kaza da yapacağız. Göreceğiz her şey kontrolü.
Manyak gidiyor şu an ha. Şu an gerçekten o pick-up kadar hızlı gidiyoruz. Düz yol olsa, böyle virajsız yollar olsa çok rahatlıkla çok iyi gideriz de o tür yollar ne yazık ki buralarda çok yok. Arabayı birazcık daha kontrol edebilirsem, yola bir sokabilirsem sıkıntısız bir şekilde gideceğim. Ananın a... Kendinize iyi bakın arkadaşlar, görüşürüz.